Sayın Başkan, Sayın Vekiller, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Tabii ki yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bütün toplum olarak çok büyük bir acı yaşadık. Bir daha böyle bir acıyla karşı karşıya kalınmaması hepimizin dileğidir elbette. Şimdi bugün burada deprem komisyonunun kurulması meselesini tartışacağız. Elbette ki daha önce de bu konuları tartıştık. Deprem komisyonunun kurulmasına bizim hayır dememiz mümkün değil. Fakat yani deprem komisyonunu laf olsun diye kurmamamız gerekiyor. Hakikaten etkili bir iş yapması ve bu yapılan işin de takip edilmesi gerekiyor. Şimdi bakın, daha önce bir deprem komisyonu kurduk yakın zamanda. Bu deprem komisyonu yaklaşık 500 sayfalık bir rapor çıkardı. Burada da okundu o rapor, tartışıldı. 268 öneride bulundu bu deprem komisyonu. Yani sanıyorum bu önerilerden hiçbir tanesi, ama istisnasız hiçbir tanesi yürütmenin uygulamasında herhangi bir şekilde dikkate alınmadı. Yani belediyeler tarafından da, yerel yönetimler tarafından da, merkezi yürütme tarafından da dikkate alınmadı. Dolayısıyla yani deprem komisyonunu tekrar böyle bir şey için kuracaksak, yani kurmuş oluruz sadece. Halbuki tehlike çok büyük. Yani hepimiz herhalde farkındayız bunun. Burada hani hemen şunu söylemiş olayım. Geçici araştırma komisyonlarıyla bu meselenin ele alınmasının yetersiz olduğu kanaatindeyiz. Bir kanun teklifi de vermiştik. Biraz sonra daha detaylı grup başkan vekilimiz Meral Hanım bu konuda konuşacak. Ama mesele bir ihtisas komisyonu olarak ele alınmalıdır. Kalıcı ihtisas komisyonu, afet komisyonu oluşturulmalıdır. Bu diğer var olan komisyonlar gibi çalışmalıdır. Çünkü bu mesele Türkiye bir deprem bölgesinde yer aldığı için geçici bir konu değildir. Kalıcı bir konudur. Dolayısıyla grupların bir ihtisas komisyonu kurulması doğrultusundaki fikirlerinde doğrusu duymak istiyoruz geçici adımlar yerine. Bunu söyleyeyim. Şimdi bakın, bu kuracağımız komisyonun yapması gereken iş esas itibariyle bu konunun siyasi sorumluluğunun ortaya çıkartılmasıdır. Siyasi, hukuki, idari sorumluluk nerededir, kimdedir? Hani ben en başta söyleyeceğimi, en sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Siyasi, hukuki, idari sorumluluğun tamamı siyasi iktidardadır. Var olan Cumhur İttifakı'ndadır. Başka bir yerde değildir siyasi sorumluluk. Neden bunu böyle söylüyorum? Birkaç örnekle bunu anlatmaya çalışacağım. Birincisi, meselenin ele alındığı iddia edilen kurumla ilgili AFAD, değil mi? Hani şunu burada OHAL tartışması yapılırken de söylemiştim. Çok sıcak sıcağınaydı o zaman. Şimdi tekrar edeyim. Biz AFAD'ın alanda çalışanlarıyla ilgili bir sorunumuz yok. Büyük bir emek harcadılar, fedakarca çalıştılar. O başka bir şey. AFAD'ın yönetimi, AFAD'ın bütçesi, AFAD'ın ekipmanı, AFAD'ın personel sayısı, bunların konuşulması gerekiyor. AFAD bağlanmış İçişleri Bakanlığı'na. O İçişleri Bakanı bu meclisin önüne gelir, ikide bir şu kadar bekçi alınması gerekir, bu kadar polis alınması gerekir, şu kadar özel harekatçı alınması gerekir, güvenlik bütçesi şöyle arttırılmalıdır, böyle arttırılmalıdır der. İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik bütçesine baktığımız zaman AFAD'ın şu anda olan bütçesinin 55 katıdır. 55. AFAD İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Ne bekliyorsunuz bu AFAD'dan? Tamamı, bütçenin tamamı açısından baktığımızda AFAD'a ayrılan bütçe %0.25 oranında sayın vekiller. %0.25 2023 bütçesi. Hani burada kabul ettiğiniz bütçe var ya, şimdi bu bütçeyle AFAD ne yapacak? 7000'e yakın personeli var, bir kısmında kadro açığı var. Ekipmanı eksik. Çok açık ortada. Baktığınız zaman ekipman listesinde bunu görüyorsunuz. Yani AFAD'ın bu durumda olmasının sorumluluğu kimdedir? Siyasi iktidardadır.
Cumhur İttifakı'ndadır, başka bir yerde değildir. AFAD'ın bu kadar güçsüz örgütlenmiş olması, bu kadar az bütçe ayrılmış olmasının sorumluluğu başka bir yerde değil. Bakıyorsunuz bütçe tercihlerine, yani faiz giderlerine baktığınızda bütçede, hazine garantili ödemelere baktığınızda bütçede, kur korumalı mevduata hazineden ayrılan paya baktığınızda bütçede, bütün bunların hepsi AFAD'ın bütçesinin kat be kat üstündedir. Siyasi sorumluluk elbette ki iktidardadır, başka bir yerde değildir. Ama meseleyi sadece AFAD'la sınırlı ele almamak gerekiyor. Bakın, imar afları meselesi. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı grup toplantısında çeşitli sözler sarf etti ve dedi ki son 20 yılda geçmişle kıyaslanamayacak kadar ilerleme kaydetmişiz. Nerede kaydetmişiz ya? Nerede kaydetmişiz? Böyle bir durum yok. İmar afları meselesini konuşmayacak mıyız? 10 yılda 9 tane imar afını bu siyasi iktidar çıkarmadı mı? Ve bu imar aflarının sonucunda, en son 2018'de çıkartılan imar afından da söz ediyorum. Bunun sonucunda şu anda deprem bölgesinde yıkılmış olan şehirlere baktığımızda orada ne kadar çok imar afının uygulandığını biliyor musunuz? Kaçar bina olduğunu biliyor musunuz? İnanılmaz sayılar. Hatay'da 56 bin. Maraş'ta 39 bin, Adıyaman'da 10 binin üzerinde, yani Malatya'da 22 bin imar affından faydalanmış binalar var. Bu imar affını kim çıkardı? Bu iktidar çıkardı. Demek ki bu yıkımın siyasi sorumluluğu bu açıdan da baktığımızda nerededir? Siyasi iktidardadır. Başka hiçbir yerde değildir. Şimdi bakın bir başka konu. Siyasi iktidarda neden sorumluluk var? Bir başka konu şu, bir şeytan üçgeni oluşturulmuş. Sayın vekiller, şeytan üçgeni. Nedir bu şeytan üçgeni? Müteahhitler, yapı denetim firmaları ve belediyeler. Şeytan üçgeni oluşturmuşlar. Yani büyük bir insanlık suçu, büyük bir ahlaksızlık var işin arkasında. Peki bu nereden kaynaklanıyor? Nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? 2013 yılında bir düzenleme yaptınız ve o zaman 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinde yapılan değişiklikle bir kamu kurumu olan Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin vize ve rapor onay yetkilerini kaldırdınız. Yani kamusal denetimi kaldırdınız. Kim kaldırdı? 2013 yılında bu siyasi iktidar kaldırdı. Yani siyasi sorumluluk yine iktidardadır. Cumhur İttifakı'ndadır. Başka bir yerde değildir. Ve kaldırıldı, özel firmalar kuruldu. Bu özel firmalar öyle bir şeytan üçgeni yaratılmış ki adam müteahhit, bir tane de yapı denetim firması kurmuş. Projeyi kendisi hazırlatıyor, kendi kendini denetletiyor kendi firmasına. Belediyede de imar işlerinde ve fen işlerinde adamlarını yerleştirmiş, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, yakınları, yandaşlarını yerleştirmiş. Onlar da her şeyi onaylıyorlar. Şeytan üçgeni sayesinde çürük binalar yapılıyor ve yanlış yerlere yapılıyor. Doğru dürüst zemin etütlerinin yapılmadığı yerde. Kimde siyasi sorumluluk? Elbette ki siyasi iktidarda. Başka bir yerde değil. Şimdi deprem vergilerini hep konuştuk, konuşmaya devam ediyoruz. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde toplanmış olan deprem vergileri verilere göre 38,5 milyar dolar civarında. Defalarca sorduk, nereye harcadınız bu deprem vergilerini diye. Oraya buraya harcanmış. Deprem için harcanmamış ama belli. Oraya buraya harcanmış. E kimde şimdi siyasi sorumluluk? Elbette ki bu siyasi iktidarda, başka bir yerde değil. Yani bütün bunları arka arkaya koyduğumuzda, bakın son konu, yani yerel yönetimlerin yetkilerini o kadar gasp etmişsiniz ki, sadece kayyum atama meselesinden söz etmiyorum. Yerel yönetimlerin yetkileri o kadar azaltılmış ki bu iktidar tarafından kıpırdayamıyorlar. Halbuki böyle bir konu söz konusu olduğu zaman, afet söz konusu olduğu zaman en önemli şey merkezi kararlar değil, yerel yönetimlerin harekete geçmesidir. Siz her şeyi merkezileştirdiğiniz için, bir tek adam rejimi inşa ettiğiniz için yerel yönetimler de kıpırdayamaz hale geldiler. İşte bu büyük felakette de bir kez daha ortaya çıktık. Nerede bunun siyasi sorumluluğu? Siyasi iktidarda, başka bir yerde değil. Yani neresinden bakarsanız bakın, hani bunun en hafifi, burada birkaç gündür tartışıp duruyoruz, kamuoyunda da tartışılıyor, Kızılay meselesi. En hafifidir Kızılay. Kızılay'daki yapılan rezalet, oradaki kepazelik, zaten başında Kızılay'ın şaibeli bir adamı tutuyorsunuz. Şaibeli bir adamı kaç zamandır tutuyorsanız
O da sizin siyasi sorumluluğunuzda. Kızılay'ın en tepesinde kim var? Siyasi iktidar var. Yürütmeye bağlıdır Kızılay. Herhangi bir yere bağlı değil. Dolayısıyla oradaki bütün kepazeliğin sorumlusu da siyasi iktidardır. Yani adam en kötü zamanda kalkmış çadır satmış, kalkmış konserve satmış. Bir de bunu utanmadan tamamlayalım lütfen. Bir de bunu utanmadan çıkıp savunmaya kalkışıyor. Olacak iş değil. Ama hani o bunun en hafif yanı, siyasi sorumluluklarınız diğer konularda AFAD, imar afları, kurulmuş olan belediye müteahhit yapı denetim firmaları şeytan üçgeni, deprem vergilerinin yanında çok hafif kalıyor. Ama o da çok ağır, ahlaki, insani bir sorun olarak Türkiye tarihine yazıldı. Bizim çocukluğumuzda Kızılay hepimiz için önemliydi. Gençliğimizde de öyleydi ama şu anda Kızılay maalesef tam bir rant ve arpalık alanı haline getirdi. O da siyasi iktidarda. Şimdi niye bütün bunları söylüyorum? Bakın, bütün bunları topladığımız zaman bir komisyon kuracağız ama eğer siyasi, idari, hukuki sorumluluk konusunda atılması gereken adımları bu komisyon konuşmayacaksa aslında bir şey yapmamış olacaktır. Bunu bir kez daha vurgulamış olalım ve Adalet ve... Son cümlenizi alayım. Ve dün sizin genel başkanınız, cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı grup konuşmasında dedi ki, biz tabii ki dedi siyasi ve idari alanda sorumlu olanlardan bunun hesabını soracağız dedi. Yani biraz ciddi olalım lütfen. Eğer bir siyasi ve hukuki idari sorumluluktan söz edilecekse iktidar önce kendi sıralarından başlamak zorundadır. Sıralar derken meclisteki sıraları kastetmiyorum. Yürütmenin içinde olan bakanlardan söz ediyorum. Bakan yardımcılarından söz ediyorum. Bütün karar mercilerinden söz ediyorum. Ve bu toplum bütün açıklığıyla görmüştür ki yaşanmış olan büyük felaketin nedeni bu siyasi iktidardır ve bu siyasi iktidardan hesap da siyasi olarak mutlaka sorulacaktır. 14 Mayıs'ta olacaksa seçimler 14 Mayıs'ta sorulacaktır. 18 Haziran'da olacaksa 18 Haziran'da sorulacaktır. Ama mutlaka sorulacaktır. Bunu da toplum görmüştür ve susmayacaktır. Teşekkür ediyorum. Halkların Demokratik Partisi grubu adına son konuşmacı Siirt Milletvekili Sayın Meral Danış Beştaş. Buyurun Sayın Beştaş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Evet, bu kürsüden kaçıncı kezdir bir felaket konuşması yapıyoruz doğrusu bilemiyorum. Hepsi bir başka acı ama bu sefer gayri resmi verilere göre 45 bin, gayri resmi verilere göre ise 100 bine dayanan maalesef bir can kaybı var. Büyük bir yıkım var. Yüz binlerin yaralandığı bir yıkımdan söz ediyoruz. Şüphesiz bunun, bu yıkımın sosyal, siyasal, ekonomik, hukuksal sonuçları var ve bunları daha tartışacağız. Tabii ki şunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Toprakların, Türkiye'nin topraklarının %92'sinin deprem tehlikesi altında olduğu bir vaka, bir olgu olarak önümüzde duruyor. Yine bilimsel verileri bir tarafa bırakalım. Herhangi bir yurttaşa sokakta sorarsanız biz deprem ülkesiyiz der ve hala 17 Ağustos'un yaraları kapanmadı. Bu coğrafyamızda 100 yılda şiddeti 4.9 üzerinde 128 deprem yaşandı. Toplamda resmi verilere göre 83.818 kişinin yaşamını yitirdiği yine resmi kayıtlarda mevcut. Evet, biraz önce 17 Ağustos dedim. Evet, o zaman depremin değil sağlam olmayan binanın öldürdüğünü ölümlerle idrak etmiştik. Fakat ne oldu? Hangi önlemler aldı? Hangi yalanlara inandırıldık? Şimdi tam da onu konuşmanın zamanı. Son yaşadığımız ve 11 ili etkileyen depremde, Maraş merkezi depremde aslında hiçbir önlemin alınmadığını, yapılan yasal düzenlemelerinde zaman içinde belirli bir kılıfa uydurulması bakımından çok acı bir tecrübe oldu.
ülke topraklarının %92'sinin deprem tehlikesi altında olduğunu söyledik. Peki nüfusun %95'inin deprem bölgelerinde yaşamakta olduğu, büyük sanayi merkezlerinin %98'i ve barajların %93'ünün deprem bölgelerinde kurulduğu realitesi var. Bunu nereye koyalım? Bu salt kendi bekası uğruna, iktisadi bekası uğruna halkın beton bloklar altında katledilmesine yol açan kasıttır aslında. Bakınız, yaşadıklarımızı unutmakla malul bir topluma dönüştürülüyoruz adeta. Geçtiğimiz yaz aylarını hatırlayalım. Ormanlarla beraber ciğerlerimizin de yandığı, sellerle beraber ruhumuzun söküldüğü günlerdi onlar. İklim krizinin etkilerini öngörmeyen iktidarın almadığı önlemler yüzlerce hektar ormanı yok ederken bir de yangın söndürme uçaklarının olmadığını öğrendik ve talimatın Cumhurbaşkanından geleceğini öğrenmiş olduk. Sel felaketlerinde dere yataklarına yapılan evlerin nasıl bir felakete yol açtığını yine acı bir şekilde deneyimledik. Şimdi de fay hatları üzerine yapılan yönetmeliklere aykırı denetimsiz binaların nasıl bir katliama dönüştüğünü yaşadık, gördük. Gözünü beton bürümüş bu iktidarın, inşaat ya da Resulullah şiarıyla yandaşlarının ceplerini doldururken yüz binlerce insana memleketlerini mezar ettiler. Evet, mezar ettiler. Hatay havaalanı yapılırken çevre örgütleri karşı çıktı. Havaalanı şimdi yerle bir, belediye binaları yıkıldı. Hiçbir söz dinlenmedi. Çokça deprem yaşanıyor dedik ve maalesef yaşıyoruz. En son İzmir Bayraklı depremini yaşamıştık. 30 Ekim 2020'de ve 102 yurttaşımız yaşamını yitirmişti. Binden fazla insan yaralanmış ve bir maddi hasara neden olan deprem mi yine burada çokça konuşmuştuk. İzmir depreminden sonra 5 siyasi parti olarak yine bir deprem komisyonu kurduk. Evet, depreme karşı alınacak önlemlerin ve depremlerin zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 10-11-2021 tarihinde çalışmalarına başladı. 4 ay çalıştı, 18 toplantı yaptı, 560 sayfadan oluşan bir rapor yazdı ve 268 önerinin yer aldığı 278 sıra sayılı raporunu da yayınladı. Kaçımız okuduk, kaç kişi okundu, gereği ne kadar yapıldı? Aslında bugün bunu konuşmanın zamanı. Deprem komisyonu üyelerimizden ayrıntılı bilgileri aldık, raporları inceledik ama raporda yer alan bakanlıkların sunduğu raporları özellikle halkımızın ve meclisin bilgi ve dikkatine sunmak istiyorum. Evet, elzem tedbirleri bu raporda 11 başlıkta yer verilmiş ve tedbirler 268. Aradan bir yıldan fazla zaman geçti. 268 önerinin kaçı yerine getirildi? Getirilmedi. Bunu kimse sormuyor, tartışmıyor, bilinmiyor. Cumhurbaşkanlığı dahil 13 ayrı bakanlığa ayrı ayrı önergeler verdi. Deprem komisyonu üyelerimiz HDP grubu adına ve kaç tane çevre şehircilik, aile, MEP, Hazine Enerji Bakanlığı gibi bütün bakanlıklara önergeler sunuldu. 268 öneriye ilişkin 40 maddelik bir de kanun teklifini sunduk. Ama yasallaştı mı? Hayır. Soru önergelerimize yanıt verildi mi? Hayır. Mevzuata uygun iki satır cevaplarla geçiştirildi. İşte bunun sorumlusu o cevapları vermeyenler. O baştan savma cevaplar verenlerdir. Raporda ne varmış? Çevre Şehircilik Bakanlığı o komisyona ciddi bir rapor sunmuş. Evet, bu raporda Hatay, Maraş, Adıyaman, Malatya gibi depremden en çok etkilenen illerin raporları da var. Çevre Şehircilik Bakanlığı komisyona bir rapor sunmuş ve şunu demiş: riskli yapı tespit verileri açıklanmış ve riskli olduğu tespit edilen ve yıkılması gereken yapıların oranı verilmiş. Dikkat, çok önemli. Adıyaman için %94.95, Hatay için %85.32, Kahramanmaraş için %93.09 oranında riskli yapıların yıkıldığını söylemiş ya. Yıktık demiş.
Çevre Şehircilik Bakanlığı bugün binlerce binanın yıkıldığı illere dair verdiği raporda biz bunları yıktık demiş. Yani %85-95 oranında yıkımlar yapılarak depreme karşı önlem aldık demiş Çevre Şehircilik Bakanlığı ve bu tabloyu biz beraber yaşıyoruz şu anda. Kentler savaş alanı kalıntıları gibi hayalet kentlere dönüştü. Sorumlu kim? İstifa eden var mı? Yok. Çevre Şehircilik Bakanı bu verdiği raporun hesabını vermelidir. Artık istifa demekten bıktık. Tutuklanmalıdır. Bu rapora güvendi meclis, komisyon. Halk bunu bilmiyor ama sonuçta bu rapordur ölüme götüren. Yine bu raporda Maraş'ta 2019 yılında pilot il ilan edilmiş ve raporun 271. sayfasında ilk il afet risk azaltma planı olan Maraş İl Afet Risk Azaltma Planı'nın 2019 yılında tamamlandığını söylüyor. Tamamlanmış hali bu. Şu anda Maraş yok neredeyse. Peki tamamlanmamış hali olsa ne olurdu aynıca? Yine bu raporun, Çeşehir'in bu raporunun bakanlığın 496. sayfasında Malatya ilçeleri için afete maruz kalacak ve risk oluşturabilecek bir yerleşim yeri bulunmadığı, altını çizerek söylüyorum. Malatya için böyle bir yer yok demiş. Kentsel dönüşüme de gerek yok demiş ve peki Malatya'da ne oldu? 4000 bina yıkıldı, 24000 bina ağır hasarlı. Çevre Şehircilik Bakanı nasıl hala sakalını uzatarak üzüldüğünü iddia edebiliyor ya? Nasıl dolaşabiliyor? Bu raporlar onun suç kayıtları, suç delilleri. Neye dayanarak bu raporları verdin ya? Malatya'da risk yok demişsin, Malatya yıkılmış. Malatya yıkılmış, çok ciddi bir şey söylüyorum. Ama hani önlem alınmıştı? Hani risk yoktu? Yani ne kadar sinirlensek, ne kadar üzülsek, ne kadar öfkelensek azdır gerçekten. Bile bile göz göre göre işlenen cinayetlerden ve bir katliamdan söz ediyorum. Şimdi bu rapor dururken çok kısa bir bölümünü söyledim. Depremi ne yapalım? Başa çıkamıyoruz. Var mı böyle bir şey ya? Şu anda da ne var? Başka iller için işte uyarılar var. Bingöl'ün de içinde olduğu Hakkari, Bingöl, İzmir, İstanbul, Muş yüksek dereceli depremler olacak deniyor değil mi? Jeologlar daha önce bu iller için de söyledi. Şimdi bu yeni iller için söyleniyor. İstanbul için söyleniyor. İçişleri Bakanı çıkmış diyor ki biz İstanbul depremini bekliyorduk. Ya İstanbul bir il, tamam hadi 5 il kabul edelim. Ne yapalım? İstanbul depremi olmadığı için üzülelim mi yani? Tamamlayalım lütfen. 11 ilde deprem oldu. İstanbul için alacağın önlemler böyleyse İstanbul bitti zaten. Yeni risk alanları da bitmiş oldu. Evet, bu önergelere yanıt vermeyenler, bu sahte araştırmadan raporları verenler bu işin birinci derecede sorumlularıdırlar ve hesap vermelidirler. Şimdi yine kaygılıyız. Bu yeni uyarı gelen iller için, İstanbul için, Bingöl için, Adana için, Muş için, diğer iller için kaygımız daha da büyüyor. Daha kaç deprem göreceğiz ya? Daha kaç kere öleceğiz? Daha kaç yüz binlerce öleceğiz ki tedbir alacağız? İktidar olanın hesap vermesi gerekiyor. Ve hesap vermeden çıkıp burada depremi öngöremeyiz ki diyorlar. Bilim insanları öngöremez ki diyorlar. Hayır efendim, siz nereye göndermişsiniz? Not almıştım. Hollanda'ya depreme dayanıklı yapılan... Evet, son sözünüzü alayım. Türkiye'li mühendisler Hollanda'ya gönderilmiş. Depreme dayanıklı bina nasıl yapılır? Başka ülkelerde var. Peki bizde niye depreme dayanıklı bina yapmıyoruz ya? Bu şeye benziyor. Fark işte için ara bulucu oluyor. Geliyor Türkiye'de savaş tamtamları çalınıyor. Aynı mantık. Dışarıya yardım ederiz ama kendimize yardım etmeyiz. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak... İhtisas
komisyonu kurulması için kanun teklifi verdik. Acil Durumlar ve Afet Komisyonu adı altında daimi bir komisyon kurulması için kanun teklifi verdik. Yine Afet ve Acil Durumlara Müdahale Bakanlığı kurulmasını önerdik ve fay hatları ile fay zonları üzerine yapılaşmanın yasaklanmasına dair kanun teklifleri verdik. Gelin bunu yasallaştıralım. Bu komisyonu göstermelik olmaktan kurtarmak istiyorsak ve gerçekten meclis çalışmak istiyorsa bunları yapalım. Teşekkür ediyorum.